olacaklarımızın eğitim sistemi evrensel değerlerin birleştiği, bütünleştiği, resmi ideolojilere, devlet baskılarına, zulümüne karşı sosyal sivil halk kurumsallığıdır. Sosyal ve sivil halk kurumsallığı. Biraz önce başkanla tanışırken sendika eğitimsel yönden geldiği için çok sevindirici bir şey. Ben de 74-75 yerde disker sendikacılık yaptım. Okullar nazır olurken devrimci, demokrat, her şeyi bildiğimizi sandık. Ama tarihçilik fabrikasında gerçekle yüzleşince neyin ne olduğunu anladık. Onun için bizim düşüncemizde, inancımızda, ibadetimizde fıkıhların, dinlerin, dinlerin harmanı vardır. Doğuş ne kadar güzelse, hakka yürüyüşle diyoruz ki hak zamansız ölüm göstermesin, dermansız derf etmesin. Ama hakka yürüyen canımızı da gelirken gülmeyle karşılıyoruz, ağladığına gülüyoruz, giderken de hakka yürüdüğüne ağlıyoruz. Tabi bu insanın değerler bütününde o duygu, o düşüncesi yaslaması kadar güzel bir şey yok. Birçok erkanda hakka yürüyen canlarımızın, o günlerde ben 16-17 yaşındaydım, bazen babam bazen de yalnızdım. Bir toplam vardı ama mahalle baskısı da vardı. Mahalle baskısı nedir? Resmi ideolojinin sana dayattığı bizim Kur'an'ımız, bizim Muhammed'imiz. Ömer Osman Ebubekir, sosyolojisi. Ama hak ve hukukta, adalette arada sırada ağzına Ali'yi de alıyorlardı. Niye? İşte işecek. Bizi mahalle baskısıyla şöyle ve böyle şartlandırmak için. Ama en iyisi kendi dilimizle Türkçe yahut da Kürtçe doğru ifade etmek. Kur'an'ın ayet ve surelerini Türkçe yapabiliyorsan söyle. Aile halkı, oradakiler ille de onu istiyorsa birkaç şeyi, sureyi okuyabilirsin. Bunu yadırgamamak lazım. Ama kırmadan, dökmeden. Onun için erkan geliş kadar güzeldir, gidiş kadar güzeldir. Ne olursa olsun tartışırken dikkat etmeliyiz, birbirimizi kırmalıyız. Dinlerin, dinlerin harmanı olan Aleviliğin o zenginlik, hak mayasını hep yüreğimizde hissedelim. Hak zamansız ölüm, dermansız dert göstermez. Artık bizim derneklerimiz var. Bizim işte başkanlar var. Ondan sonra üyelerimiz var. Pirlerimiz. Gerçi şimdi onun üzerinde gidiyor ama şimdi şöyle bir şey var. Yazarlar, dernekler, yani başkanlar, dernekler, ondan sonra pirler. Üçünün birlik olup yeni bir oluşum içerisinde kimsenin, yani önderlik falan anlamında demiyorum, yan yana, beraberce, iç içe, yani özne ise o şekilde birleşip kendi yeni bir oluşum oluşturmamız lazım. Yani bunu yaparken sakın ha, bir kişi eksik kalırsa, dernekler eksik olursa olmaz, pirler eksik olursa olmaz, yazarlarımız eksik olursa olmaz. Bunların hepsini toplayıp yeni bir oluşumda aslında böyle Alevilikle ilgili kendi yazarlarımızın olması, kendi pirlerimizin özel dönüş hareketi dediğimiz aslında bir yerde budur. Kendi şimdiye kadar Aleviliği bir şeydir. Alevi olmayanlar yazdı ve biz Alevi olmayan yazılardan, yazarlardan ya da ne bileyim dergilerden, yeni yeni şeylerden Aleviliği öğrenmeye çalışıyorduk ki bizleri başka yerlere kanalize ediyorlardı. Ama şimdi kendi diyalektik diye bir olay var. İnsan bunu yorumlayabilir, sorgulayabilir. Zaten bunları sorgulamasak, yorumlamasak, kendi benliğimizde içselleştirip yaşantıya aktaramasak Alevilik olmaz. Biraz önce dedemiz de dediği gibi. Sorgulayacağız tabii. Aleviliğin özünde yok mu? Bir anlamda Aleviliğin ta diğer bir anlamı felsefe değil midir? Çocuk küçük yaşta olduğunda bu ne, bu ne, bu ne, bu ne diye sormaz mı? Alevilik halen öyle bir aşamada. Bütün yaşantı boyunca, yaşantısı boyunca sorgular, sorgulamak da zorunda. Ayrıca Anadolu Aleviliği Bektaşı'nı genelde taziyelerde devri dahil olsun deriz. Çünkü bizim Sünniler gibi Allah rahmet eylesin sözü pek kullanılmaz. Bu da bizim kendi inancımızın, Aleviliğin inancında olan bir bağlantıdır. Çünkü biz bunu yadırlamamız lazım. Dedemin de ifade ettiği gibi biz hak yolunda hakkın huzuruna çıkıyoruz. Toprağımızda var oluyoruz, sırlanıyoruz. Daha sonra da ruhumuzu bir başka bedende toprağa verdikten sonra taşıyoruz ruhumuzu, canlar. Ruh aleminde geçtikten sonra insanlığın getirdiği aydınlıkla yeni nesiller doğurarak meydana geliyoruz. Hakka yürümenin özü de budur canlar. Çünkü diğer türlü sünniler gibi biz öldük, gerekli
ritüelleri yaptık, toprağa verdik ama bir bedende yok olmanın acısını çekmiyoruz. Biz başka bir bedenlerde var oluyoruz. Bu da bizim özümüzde olan bir şey. Ne demiş? Doğuda doğduk, Hakk'a var olduk. Bir tende, bir bedende can olduk. Batın bilgisiyle bilinçle özgür olduk. Kamile, gerçeğe, Hakk'a yürüdük. Hazreti Ali demiyor mu canlar? Asla sahip olmadığı şeyler için üzülme. Kısmetinde varsa onlar seni bulur zamanı gelince. Bizim derneklerde, yani Alevi kurultaylarında falan, Hacı Bektaş Veli Vakfı'nda olsun, Alevi Kültür Derneği'nde olsun, bütün sırlama ile ilgili kitapçıklar dağıtıldı. Bütün şeylerde onlara göre yol ve erken çizimi yapıldı. Dedelerle de zaten bir araya zaman buldukça geliyoruz. Yani Allah ne diyelim, yani biz ne yaparsak yapalım, özümüzü dara çekelim. Çünkü biz hiç kimseye demiyoruz. Ama şimdi canlarımız bize diyor ki, neden diyor cumaya gelmiyorsun, niye camiye gelmiyorsun? Biz hiç kimsenin ibadetine karışmıyoruz, hiç kimsenin cenazesine karışmıyoruz. Yani biz anladığımız dilde Türkçe olarak cenazemizi sırlarız, cemimizi Türkçe olarak yaparız, Kur'an'ımızı da Türkçe olarak okuruz. Hepimize aşkın yazma olsun. Şimdi adam diyor ki işte İslamiyet'ten evvel Alevilik, İslamiyet'ten sonra Alevilik. E şimdi ben de değil, ben Hümet Seyit'im. Peki İslamiyet'ten evvel ben nasıl Seyit oldum? Hangi soydan geldim? Ben soyumu bilir miyim? Ben babamı bilmesem sizleri bilir miyim? Ben atımı bilmem lazım. E ben eğer peygamber soyundan gelmişsem demek ki Alevilik'te peygamberden başlamış gelmiş. İnanç olarak. Alevi nedir? Peki Alevi demek ne demek? Alevi demek Ali taraftarı. Ha şimdi biz Kürtçe, Türkçe dil olarak biz kendi köylerimize Türkçe de söylerdik, Zazra da söylerdik, cemlerimizi yapardık. Ama bilin şehirlerde öyle değil. Her yörenin insanları var. Ben burada ne söylüyorsam tüm insanlar anlaması lazım. Burada bize ekseri gelen şikayetler bunlardır canlı. İsmail dedemiz de erkanımızı düzgün olarak yürütüyor, cenaze erkanlarımızı. Şu an, şimdi bizim buraya bir hocamız var, daha evvelden gelip gidiyordu. Şimdi canlar, biz namaza durduğumuz zaman diyor ki, imama oy, imamın neyine uyacak? Adam diyor Allah-u Ekber, ondan sonra hiç konuşma yok. En azından dedelerimiz bizim değerlerimizi, pirlerimizi, rahbelerimizi, hocalarımızı tek tek o cenazede sayıyor. Böyle bir inancın mensupları olarak en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi şu. El alem nedir? Bir. Bakın, tehlikenin bir tanesi bu. Hiçbir dini inanç çevresinin uğramadığı bir durumdur bu. Yani siz bir sünni canın uğramasına gittiğinizde onlar şöyle bir şey demezler. Bakın Alevi köylerden gelenler de var içimizde. Onların da gönlünü alalım falan demezler. Doğru da değil, dememeliler zaten. Ama bizde ya sünni komşularımız da gelmiş. İş arkadaşları da gelmiş. Ayıp olur. Değil mi? En çok baskılama yöntemi yollarından bir tanesi budur. Bu din tartışması var ya, din tartışmasında bazen abartıyoruz, bazen ucunu kaçırıyoruz. Mesele bir şeyin Arapça mı, Türkçe mi, Kürtçe mi olduğu meselesi değil canım. Size yaşadığım örneği vereyim. Ben uzun yıllar güneyde yaşadım. Güneyde Arap Alevileri çoğunluktalar. Arap canlarımızdan bir tanesi Hakk'a yürüdüğünde Cemevi'ne geldi. Cemevi'nde Arap bir şir, yani yol yürütücüsü kendi cenazesini ya da kendi Hakk'a uğrayan canı kendisi uğurlamak istedi. Dedelerimizden biri dedi ki burada Arapça yasak. Ya ben Arap'ım dedi. Mesele Arapça olması meselesi değil. Mesele? Arapçayı Türkçe'ye çevirip söyledikten sonra bir anlamı yok ki zaten. Mesele ne söylediğiniz, öz itibariyle neyi yaptığınız meselesi. Farklı ritüellerimiz olabilir canlar. Balıkesir'e giderseniz, tahtacı canlarımızın ritüellerini görürseniz, onların kıyafetleriyle toprağa sırlayanlar, sevdiği eşyalarla sırlayanlar var. Onun şunu asla demeyin. Böyle saçma sapan bir şey olur mu ya? Demeyin. Doğru değil. Efendim Resulü'nün dersine giderseniz, dersinde
Hakk'a uğurlanan canın üzerinde çarşaf açılır. Bir bez açılır ve insanlar lokma bırakırlar onun üzerine. Bunu saçma sapan bir şey olur mu? Demeyin. Her yerin farklı uygulamaları yeter ki öz değişmesin.